Nasıl değerlendiriyorsun? Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum ee, böyle bir olgun tavır takındığı için. Ee, tabii ki görev verirlerken nasıl ki bu görev kendisine tevdi edildiğinde nasıl sevindiyse bu ilaniyeye sürmüyor bu. Ölünceye kadar devam etmiyor bu işler. Bir dönem oluyor, iki dönem oluyor, üç dönem oluyor. Ama kendisinin ifadesi çok güzel. Ben onurla yaptım. Ve görevim de şimdi genel merkez böyle karar verdi. ha Genel merkezler zaman zaman hatalı kararlar da verirler. Ama bunu siz onlar hatalı yaptı diyerek de bunu böyle değerlendiremezsiniz. Ben de son seçimlerde e, Muğla'dan aday gösterildim. E, ki ben Manisa'dan iktidar partisinin birinci sıra millettekiliydim. Yüzde ellilik bir partinin genel başkan yardımcısıydım. E, ve ben e, parti genel başkanları bizi Muğla'ya gönderdiler ve dördüncü sıradaydım ben. Seçilme şansım da hemen hemen yok gibiydi çünkü daha önce 505 oyla dördüncü milletteki de çıkmıştı. Ve karşımda bir işçi partisi vardı. Mehmet Aslan Tuo vardı. Evet, ciddi evet. bir oy alınacaktı. CHP'liler de oraya oy vereceklerdi. Çünkü o sosyalist, solcu diyeceklerdi. Bana da başka bir şey söyleyeceklerdi. Lise i̇şte sağcı diyeceklerdi, şöyle diyeceklerdi. İkinci olarak İyi Parti oradan çok ciddi 3 tane aday çıkardı. Evet. Bir yandan Metin Ergun, bir yandan Behçet evet. Sağcı, bir 2019'da yandan... 2019'da İyi Parti'nin ittifakı Muğla'da yoktu. Muğla'da yoktu. Yoktu, çalıştı. Evet. Ve ardından da... Ee, AK Parti 3. Millettekini çıkarmak için gayret sarf ediyordu. Ama biz hem Cumhur Cumhurvekilime teşekkür ediyorum. Çok uyumlu çalıştık. Ve biz orada 27 bin oy farkıyla geldik ve 5.yi de çıkarabilirdik. Bu da bu şekildeydi. Ee, bu, bu gelen merkezlerin takdiriydi. Eğer bir fikre inanıyorsanız bir davaya inanıyorsanız, bir inançlıysanız, bir inancınız varsa, onun için mücadele etmeniz gerekiyor. Bunun mücadelesini yaptığı için de teşekkür ediyorum sayın başkana. Ee, bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Efendim, Anadolu'da tabirdir tahta kapılar kapanır, demir kapılar açılır. Demir kapılar bak açı kapanır, altın kapılar açılır. Onun için ...Beyefendi'nin de bahtı açık olsun. Çok teşekkür ediyorum dedime yapmış olduğunuz katma değerler için. Yerli olanlar, dürüst çalışanlara da itibar suikastleri yapılır. Zaman zaman öldürülürler, zaman zaman. Ben de saldırıyor uğradım. Saldırıyor oranısınız. Zaman zaman iftiralar atılır. Anadolu'da siz bu topraklar için çalışıyorsanız çok ciddi bedeller ödersiniz. Bunu Şükrü Sina Gürel'den örnek verebilirim. İşte eski İçişleri Bakanı Sayın Güneş rahmetli Güneş'ten örnekler verebilirim. Çok fazla örneklerim var. Parlamentoda çok önemli görevlerde bulundum. Darbeler Araştırma Komisyonu'nda çalıştım. Soma Maden Kazası ve Maden Kazaları Araştırma Komisyonu'nda çalıştım. En son 15 Temmuz FETÖ Darbesi'nin Araştırma Komisyonu'nun başkan vekiliydim. Çok devlet sırlar önümden geldi geçti. O nedenle ee, Anadolu topraklarında Anadolu çocukları Anadolu toprakları ve Anadolu insanı için çalışmaya devam etsinler. Yılmasınlar ve yıkılmasınlar hiçbir zaman için azimlerini yitirmesinler. Evet. Şimdi ben parlamentoda milletvekiliyim ve grup başkanıyım. Biz e, parlamentoda bizim e, grubumuz bütün gruplar değerli. Biz 20 kişiyle çok önemli bir görev ifade ediyorduk. Bir arkadaşımız da vefat etti biliyorsunuz bir kürsüde konuşmasından sonra. Daha sonra da Sayın Özgür Özel'e de teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticilerine, milletvekillerine. Bir milletvekili arkadaş yine aynı şekilde gerek bizim grubumuzu devam ettirdi. Hiç ummadığım şekilde muhalefetin çok önemli kişileri, iktidarın, özür dilerim, iktidarın çok önemli kişileri, hatta öncüleri diyebilirim, şunu söylediler, bana şu mesajı gönderdiler. Bu gelecek saadet grubu yaşamalıdır ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu misyona ihtiyaç vardır. Türkiye'nin de bu misyona ihtiyacı vardır. Hakikaten 20 arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'nin bütün problemlerini dile getirme noktasında başarılı bir performans sergiliyoruz ve bütün muhalefet partileri de bunu takdir ederek izliyorlar, söylüyorlar da zaten bize. Biz de onları görüyoruz. Beraber birbirimizi teşvik ediyoruz. Şimdi ben Manisa'dan aday oldum. 2019 yılında Sayın Erdoğan ben aday olduğumu söylemişti. Ardından da orada bir MHP ittifak kuruldu. Daha sonra da Sayın Meral Akşener Hanım Efendi bana Büyükşehir adaylığını teklif etmişti. Yine kazanıyordum. Anketler beni söylüyordu. Ve e, bütün partilerden de destek almıştım. O zaman kabul etmemiştim kendilerine. Şimdiden yine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu dönem aday oldum. Niye aday oldum? Manisa iyi yönetilmiş olsaydı, Manisa tarihin kenti, tarımın kenti, turizmin kenti, aynı zamanda sanayinin kenti ve inanç turizminin merkezi, çok önemli bir merkezi çok, tabii. ve burası. Ve ben burada Manisa kötü yönetildiği için, yönetilemediği için aday oldum. Dedim geldim. Şimdi diyorlar ki efendim Selçuk Özdağ burada şu kaybetsin bu kazansın, bu kazansın bu kaybetsin diye aday oluyor. Ben hayatım boyunca satmadım ve satın alınmadım efendim. İktidar Partisi... Daha sonra Sayın Ahmet Davutoğlu'yla parti kurduğumuzda, benim Ahmet Davutoğlu hareket etmeme için bana her şeyi teklif etmiştir. İsim vermemişimdir ama televizyonlarda söylemişimdir. Her şeyi evet. derken makam ve para dahil mi? Dahildir. Bana şöyle dediler, sana karşı mahcubuz, mahcubiyetimizi gidermek istiyoruz, nasıl gidereceğimize senin karar vermeni istiyoruz. Bu her şey dahil efendim. Gelecek Bunun Partisi'nin kurulduğu sırada mı? Kurulmadan mu? önce daha karar vermiştik ama daha henüz parti kuracağız dememiştik ama kurma aşamasındaydık. O zaman bana çok önemli bir şahsiyet, e, Sayın Erdoğan'a çok yakın birisi, çok çok yakın birisi beni arayarak 21 dakika konuşarak iki arkadaşımla mikrofonu açtım ve iki arkadaşım yanımdaydı. Siz de dinleyin dedim. Önemli bir görüşme yap yapılacağı benziyor. Bu kişi Çünkü siyasetten birisi. Siyasetten. Dedi. Tabii siyasetten birisi. Çok önemli görevler ifa etmiş birisi Türk siyasi hayatında ve bana aynen böyle söyledi kendisi. Sadece kendi düşüncesi olmadığını söyledi ve dedi ki mahcup heyetimizi gidermek istiyoruz. Nasıl gidereceğimize sen karar ver demişti. Ben kabul etmemiştim. Çünkü hayatım boyunca inandığım değerler için mücadele verdim. Şimdi Manisa'da Büyükşehir adayız Anketlerde ben iyi bir durumdayım. Bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayı önde, bazı yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı önde. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı hakkında çok ciddi şekilde şikayetler var. Üç senedir randevu vermediği muhtarlar var. Dört senedir randevu vermediği oda başkanları var. Böyle bir şey olamaz. Benim telefonum bir tanedir. Bende bir numara var. Bak çok numara yok. Tek numara var. Bu numarayı da herkes arar efendim. Herkes ulaşır bana. Bu Cumhurbaşkanı'nda da var. Muhtarda da var. Vatandaşta da var. Bugün hiç bilmediğim bir vatandaş arayarak benden çok haklı bir talebini iletti. Ve ben de onu gidermek için elimden gayret elimden gelen gayret sarf ettim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da ben muhalefetin kazanmasını istiyorum ama Selçuk Özdağ'ın kazanmasını istiyorum. Önce kendim. Diyorsun. Önce kendim. Ben kazanmak. Çünkü ben iktidarla diyaloğu ben sağlarım. İki, Hepsini tanıyorum. Hükümet hani Sayın Erdoğan diyor ya efendim eğer bize oy vermezseniz burada eğer gene, hizmet gene gelmez dedi. hizmet gelmez. Benim yapacağım projelere kimse hayır diyemez. Kimse hayır diyemez. Bu kadar iddialıyım, bu kadar güçlüyüm. Milletvekilliği yaparken de, üç dönem milletvekilliği yaparken de ben Manisa'ya her yatırımı getirdim. Bazen bakanlar itiraz ettiklerinde siyah çadır kurarım buraya. Her gün bir ilçeden 100 adam getiririm. Burada sabahlara kadar açlık grevi yaparım. Yine bu yatırımı alırım. Yine bu parayı alırım. Yine bu yatırım gelir, bu gölet yapılır, bu baraj yapılır, bu yol yapılır, bu hastane yapılır, bu sağlık ocağı yapılır diyerek her talebi. Ve bu talepleri yaparken de hiçbir muhtara, hiçbir belediye başkanına, hiçbir Odaya hiçbir kişiye ne ırkını sordum, ne mezhebini sordum, ne partisini sordum, ne ideolojisi sordum. Bilmiyor muydum? Biliyordum onların hangi partili olduklarını. Benim için öncelikler vardı ve vatandaş öncelikler sılamasında benden doğru talepte bulunuyorsa rahatlıkla yerine getirebilirim. Hemen kısaca söyleyeyim evet, ve bir gün bir muhtar aradı beni. Dedi ki sana seninle bir daha konuşmayacağız Selçuk Bey dedi. Köyü vermeyim Sarıgöl ilçesinin bir muhtarı dedi ki Selçuk Bey. Sen bizim sağlık ocağımızı güçlendiriyormuşsun ama karşıdaki köyünde sağlık ocağını yeniden yaptırttırıyormuşsunuz. Evet muhtarım doğru öyle olacak. Çünkü sizin sağlık ocağınız depremde dayanıklı güçlendirerek dayanıklı hale getireceğiz. Daha dayanıklı hale. Ama karşı köyünkü çok dayanıksız. Orası yıkıldığında bir doktor, bir ebe, bir hemşire, bir çocuk, bir anne, bir baba ölebilir. Ve bir anne, bir baba, bir çocuk öldüğünde de sadece tek başına ölmüyor, bir cihan ölüyor, evet. bir cihanı götürüyor arkasından. Bunu söyledim. Ama dedi sen o köyün biliyor musun dedi, %95'i CHP'ye oy veriyor dedi. E, bu taraf da dedi tam tersi, iktidar partisine oy veriyor dedi. Ben dedim bak muhtarım ben bunlara bakmıyorum. Ama sana oy vermeyiz dedi. Verme dedim. Canın sağ olsun ne olur ki dedim. Biz de bir dahaki dönem seçilmeyi veririz. Ama hep doğruları yaparak gitmemiz lazım. Sayın diyerek. Akşener gibi yanıt verebilirdiniz. Biliyorsunuz <laughs> günden. Yok ben ben siyasette hiç sinirlenmemeyi, siyasette insanlarımızın naz makamında olduğunu, seçmenlerin naz makamında olduğunu, biz siyasetçilerin de sabır makamında olmamız gerektiğine evet. inandım. Yapa yapa öğrendim bunu da. Bu siyasetin de okulu yok arkadaşlar, değerli vatandaşlarım. Okulu yok. bunu okulu yaparak öğrenmek. Yoksa kendi bir içi bitirseniz ne olur? Boğaz için bitirseniz de olur? Oradan gelip de bu siyasetin içine düşerseniz olma. Çocukluktan itibaren bunu yapacaksınız. Geleceksiniz severek yapacaksınız. Şimdi Manisa'nın e, hem bir yandan hükümetle diyaloglarını ben sağlarım. Organize sanayi Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden bir tanesi Manisa'da 13 organize sanayi var. 5'i Manisa merkezde, ikisi Turgutlu, ikisi Sahil, iki Akisar olmak üzere, birisi Soma olmak üzere. Çok değerli organize 150 bin kişi çalışıyor. Bunların hepsiyle diyaloğum var. Hepsinin yatırımlarına imzalarım var. Ve bu eli hiç kirletmedim. Hep temiz yaşadım. Buna çok dikkat ettim ve Manisa'da hiçbir kimsenin, bir kişinin bir kuruşuna tevessül ve tenezzül etmedim. Ben İktidar Partisi'nin milletvekiliyim ve genel başkan yardımcısıyım. Orada üçüncü olarak Manisa'nın çok ciddi şekilde tarihi dokuları var. Şimdi Mehmet Şimşek Bey geldi Manisa'ya geçenlerde. Benim adaylığımla beraber herkesle bir telaş başladı. Benim adaylığımla beraber belediye başkanı çalışmaya başladı. Ben de muhtarlara sesleniyorum, odalara sesleniyorum. İsteyin, isteyin diyorum. Yapacaklar, her şeyinizi yapacaklar. Yol isteyin, ne istiyorsanız isteyin. Park isteyin, bahçe isteyin. Benden korkuyorlar, çekiniyorlar. Korku dağları bekletiyormuş diyorum. Ve ardından da Mehmet Şimşek Bey geldi. Sonra bir baktım, Sayın Bahçeli burada bir miting yaptı. Sonra bir baktım, Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yansı geldi. Sonra bir baktım, bir bakan geldi. Sonra bir baktım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan geldi. Sayın Erdoğan'a da... Bir cümle sarf etti orada. Biz bu Manisayı muhalefete bırakmayacağız dedi. Biz bu bu mevcut muhalefete bırakmayacağız dedi. E, benim adımı söylemedi sadece burada dediler ki tamam Selçuköz'de burada ciddi bir oy alacak ve seçilecek diyerek evet. ve Sen açıkça söyleyeyim. Son söz söylüyorum hemen. Ben e, Joe Biden'ı da bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye Joe Biden'ı bekliyorum? Joe Biden gelirse eğer davet, buradan da davet ediyorum kendisini. Üç tane inanç turizmi merkezimiz var. Philadelphia'ya götüreceğim onu. Amerika'daki Philadelphia değil efendim. Manisa, Alaşehir'deki Philadelphia ismi, şimdiki Philadelphia eyaleti buradan aldı götürdü ismini. Hz. Muhammed'e peygamberlik gelmeden önceki İsevilik döneminde üç önemli kilise, yedisi de Türkiye'dedir. Bütün İncil'lerde geçen. Üçü de Manisa'dadır. Biri Philadelphia, Alaşehir. Birisi Sart Artemis gitmenizi ve görmenizi isterim. Üçüncüsü de Akisar Tartarya ve Tiyatr. Joe Biden gelirse de böylece daha şimdiden adayken Manisa'yı bütün dünyaya tanıtmış olacağım. Ben Manisa Türkiye'nin kenti olmalı. Evet Türkiye'nin kenti diyeceksiniz ne olacak sanki işte 45 plakalı bir kent. Türkiye'de yaşayan 85 milyon buraya gelmeli. Gelecek imkanlar var. İkincisi dünya kenti olmalı. Hristiyanları bekliyorum. Sadece Efes'e gelmesinler veya Fatıma'ya gitmesinler Lizbon'daki. Manisa'ya gelsinler. Biz burada e, yarışıyoruz. Yarışmamız centilmence oluyor. Üç kişi yarışıyoruz. Ve vatandaşlara da diyorum ki partilere bakmayın. Liderlere bakmayın. Burayı liderler yönetmeyecek, partiler yönetmeyecek, kişiler yönetecek. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oy veriyorsanız, burada da belediyede Manisa'nın Cumhurbaşkanlığı seçeceksiniz. Selçuk Özdağ bunun için adaydır <laughs> ve de e, liyakatlı ve ehliyetli kadrolarla çalışır. Ben şimdiden bütün Manisalara da seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni çok ediyorum. Gittiğimiz yerde de çok güzel ilgilerle karşılaşıyoruz. O Selçuk Özdağ gelmiş çünkü tarlada iziniz olursa hasatta yüzünüz olur. Benim tarlada çok izim var. Şimdi Manisalılar'a görev düşüyor. Son cümleyi söyleyeyim, Buyur. beni bağışlayın, arkadaşlar Mesela, da beni bağışlasınlar. Fakı Baba için şöyle söylenmişti, hatırlarsanız Urfa'da seçim oluyordu. İktidar Partisi dedi ki, ceketimizi koysak çıkar dedi. Urfalılar ceketlerini çıkardılar, ters giydiler, karşıladılar. Sonra Fakı Baba'yı aday yaptılar. Fakı Baba bağımsız adaydı efendim. Urfalılar Fakı Baba'yı bağımsız aday yaptılar iktidarın karşısında. E Manisallar Urfalılar'dan geri kalmayın. Evet. <laughs>